Efendim, Gürcistan'da 1937 yılında Sovyetler Birliği askerlerince kurşuna dizilerek öldürülen Hasan Dişli'nin kemikleri 4 yıl önce toplu mezarda bulunmuştu. DNA testi yapılan Dişli 86 yıl sonra kendi mezarına kavuştu. On çuval dedi, bunu dedi getirdim. Bu da niye duruyorsunuz dedi. O laf için işte dedemi 2 gün sonra aldılar. 2 gün sonra da öldürdüler. 86 yıl önce Sovyetler Birliği askerleri tarafından Gürcistan'da kurşuna dizildi Hasan Dişli. Cenazesi toplu mezarda bulundu ve yıllar sonra ana vatanda mezarına kavuştu. 86 yıl sonra bir DNA testi uyuşması dolayısıyla Gürcistan hükümeti tarafından bize verilen cenazemizi akrabamızla birlikte oğlunun yanına defin işlemlerini yapıyoruz. Artvin'den Gürcistan'a göç eden Hasan Dişli 1937'de kayboldu. Eşi Natali Dişli, kayıp eşinin Sovyetler Birliği rejim askerleri tarafından kaçırıldığını öğrendi. Natali Dişli'ye eşinin Kazakistan'da tutulduğu, burada akciğer yetmezliğinden öldüğü söylendi. Bu bilgiye inanmayan Dişli, ölene dek eşini aradı. Onun ömrü eşini bulmaya yetmeyince görevi bu kez çocukları devraldı. Hasan Dişli'nin askerlerce kurşuna dizildiği öğrenildi. Aile bu kez de cenazeyi aramaya başladı. Bir şey inşaat varıyordu ve bulundu bu cesetler. 250 ceset bulundu. Deney verdik, deney analize Almanya'ya, İngiltere'ye gönderildi. %99,9 bu benim baba babası. Toplu mezarda cenazenin tespit edilmesi ve kimliğin belirlenmesinin ardından Hasan Dişli oğlunun yanında toprağa verildi. Yani baba oğlu 86 sene sokak avuçtiler birbirleri.